Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de kayısı reçeli yapıyoruz. Kışlık hazırlıkların en lezzetlisi ve tabii ki de tam da mevsimi iken en sevdiğimiz kayısı reçeli tarifimize geçebiliriz. Tarifimiz için ilk olarak ben 2 kilogram kayısı kullandım. Kayısılarımızın çekirdeklerini ilk olarak açalım. Aralarını açıp kayısılarımızı yukarı gelecek şekilde tenceremizin dibine yerleştirelim. Bu arada küçük yardımcım olan kızım da tabii ki bana yardım ediyor. Gördüğünüz üzere ağzı yukarı bakacak şekilde tenceremizin dibine kayısılarımızı yerleştirelim. Bir sıra kayısı bir sıra şeker olacak şekilde tenceremizi bu şekilde dolduralım. Bu arada kayısı kullanırken kayısıların böyle çok hani olgunlaşmış olanları değil de hafif sertlikte olanlarını almaya tercih edelim. Bu şekilde olan kayısılar parçalanmazlar ve tane tane kalırlar pişirdikten sonra. Gördüğünüz gibi 2 kilogram kayısıma ben 2 kilogram şeker kullandım. Su bardağı olarak ise 10 su bardağı, 11 su bardağı fazla gelebilir. 10 su bardağı şeker kullanabilirsiniz. Ve kayısılarımı geceden buzdolabıma kaldırdım. Gördüğünüz gibi şekeri onu sulandırmıştı zaten. Bu şekilde beklettim hiç su eklemesi yapmıyoruz. Zaten şeker onun sulanmasını sağlıyor. Eğer kayısılarınız sabah kadar beklediğinizde sulanmadıysa içerisine bir çay bardağı su eklemesi yapabilirsiniz. Ama ben eklemedim. Kayıslarımız kaynadıktan sonra altını orta ateşe getirelim ve ağzı açık olarak arada bir şöyle hafifçe karıştıralım ki kayıslarımız dağılmamaya dağılmamasına dikkat edelim çok fazla da karıştırmayalım. Üzerinde olan köpükleri bir kaşık yardımıyla alalım. Kayısılarımı kontrolü bir şekilde yaklaşık 5 dakika boyunca kaynattım. Ara ara kontrol ettim. Şimdi içerisine bir çay kaşığından biraz fazla olacak şekilde limon tuzu ekliyorum. Ve e, soymuş olduğum çekirdeklerinin ben e, çekiçle veya e, keserle kırın kabuklarını. İçinin e, siyah kısmını ayıklayın ve çekirdeklerini içerisine katarsanız çok lezzetli oluyor. Ama çekirdeklerini önceden kontrol edin acı mı değil mi diye. Tadı güzelse içerisine ekleyin. Bu şekilde hem görsel olarak hem de lezzet olarak e, reçellerinize güzellik katacaktır. Evet yaklaşık 1 saat civarında pişirdim kayısılarımı. Şimdi e, koyuluğunu kıvamını test etmek için derin dondurucuya koymuş olduğum tabağıma suyundan birazcık alıyorum. Eğer ki son damlaları böyle çok yavaş yavaş akıyorsa kayısınız olmuş kıvama gelmiştir. Çok fazla da kaynatmayalım ki kayıslarımız parçalanır, marmelat haline gelir. O yüzden bir saat benim için yeterli oldu. Şimdi artık kavanozları sıcağıyla doldurabiliriz. Kavanozlarımı da bu arada ben kaynar suda iyice yıkadım, kapaklarını da yine aynı şekilde. Böyle yaparsanız eğer bozulma imkanı Allah'ın izniyle yoktur. Şimdi doldurma işlemine geçiyoruz ve e, doldurduktan sonra da kenarlarında kalan e, hiçbir şey kalmasın yani oralarında güzelce kurulayalım kenarlarını ve kapağını da sıkı bir şekilde kapattığımızdan emin olduktan sonra şişelerimizi ters çevirebiliriz. Bu şekilde bir gün bekletin. Ertesi gün zaten e, kapağınızda bir oynama bir şey yoksa 2 sene 3 sene gibi bir sürede reçelleriniz bozulmadan saklayabilirsiniz. 2 kilogram kayısıdan yapmış olduğum reçelimden 3 tane yarımlık şişe çıktı. 2 tane de kasem çıktı. Yani o da bir e, yarıma denk gelirdi. Hemen hemen 2 kilograma yakın reçelim çıktı. Gerçekten dışarıdakilerden hem maliyet olarak daha ekonomik hem de evde kendimiz yaptığımız için daha lezzetli olacaktır. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun.